Uykusuzlukla ilgili konuştuk programımızda. Yemeklerden dolayı dengeleme olabilir. Beslenmenize dikkat etmemiz lazım dedi diyetisyenimiz Büşra Çengel. Ama uykunuz da olmadığını dile getiriyorsunuz. Özellikle orta yaş üzerindeki izleyicilerimiz adına da birkaç cümle söylemiş olalım. Özellikle nasıl beslenmeleri gerekiyor? Evet, evet. Özellikle süt grubu burada çok unutuluyor. Süt, yoğurt, peynir grubu, kalsiyumdan zengin gruplar çok unutuluyor. Lütfen yemeklerinize ya öğünlerinize yoğurt dahil edin. Gece yatmadan ara öğününüzde süt veya kefir içebilirsiniz. Kefiri sevmiyorsanız meyveyle birlikte blenderize ettiğinizde çok daha hoş tadı oluyor. Ara öğünlerinizde bu şekilde tercih edebilirsiniz. Kuru yemişler, özellikle kavrulmamış, tuzsuz kuru yemişlerden yardım alabilirsiniz. Ceviz, badem, fındık gibi. Kavrulmuş yediğimizde tuz aslında vücudumuza almış oluyoruz. Gereksiz bir fazla tuz tüketmiş oluyoruz. Bu yüzden kavrulmamış tüketmeye alışmamız lazım aslında. Ve bunlar hepsi yağ yerine geçiyor. Eğer fazla miktarda tükettiğimizde, özellikle avuç avuç tükettiğimizde yine bu bize fazla kilo olarak geri dönebilir. İşte 2 ceviz, 8 badem, 10 fındık gibi bu gün içerisinde meyvenin yanında tükettiğimizde hem meyvenin içerisindeki bulunan şekeri de kan şekerimizde yavaş yavaş yükseltecektir. Veya yoğurtlarımızı ilave edebiliriz ara öğünlerde yine meyveyle birlikte karıştırıp. Fakat kavrulmamış olarak tüketmek en sağlıklısı olacaktır. Vücudumuza tuz almamış olacağız.